Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarını keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, dev derin deniz örümceği olarak da bilinen Colesandidae familyasına ait bir derin deniz örümceği cinsidir. Bu büyüleyici eklem bacaklar, derin deniz tabanında yavaş bir şekilde hareket etmelerini sağlayan, 8 uzun ve sıska bacakları ile sığ sulardan derin denizlere kadar çeşitli habitatlarda yaşayan, dünya okyanuslarında bulunan canlılardır. Colesandidae türleri, karadaki örümcekler gibi hareket ve beslenme için kullanılan uzun ve ince bacaklarıyla benzersiz ayırt edici ve çeşitli boyutlarda bir dış görünüme sahiptir. Bu ilginç canlılar bacak açıklıkları 40 ila 50 santim olan en büyük türler arasındadır. Avlarını yakalamak ve kendilerini savunmak için kullandıkları keskin pençelerle sona eren bacakları bölümlere ayrılmıştır. Vücutları da küçük bir sefalotoraks ve uzun bir karın ile bölünmüştür. Küçük gözleri vardır ancak görüşleri sınırlıdır. Avlarını ve yönünü bulmak için çoğunlukla dokunma duyularına güvenirler. Bu dev derin deniz örümceği türleri de etobur canlılardır ve avını tuzağa düşürmek için hassas bir ipek ağı örmek yerine avını yutmak için uzun tüp benzeri bir hortum kullanır. Dev derin deniz örümceğinin temel menüsünü ise küçük kabuklular, anemonlar, kopepotlar, çok halkalı solucanlar, minik yengeçler ve diğer omurgasızlar oluşturur. Avlarını yakalamak ve yönlendirmek için uzun bacaklarını ve keskin pençelerini kullanırlar. Besinleri emmeden önce enzimleri salgılamak ve yiyeceklerini dışarıdan sindirmek için sindirim sistemlerini kullandıkları benzersiz bir beslenme mekanizmasına sahiptirler. Colesandidae türleri derin deniz ekosistemlerinde önemli bir rol oynar ve çeşitli diğer organizmalar için hem avcı hem de av konumundadırlar. Ayrıca okyanusun genel biyolojik çeşitliliğine katkıda bulunurlar ve denizdeki besin ağlarının önemli bir bileşenidirler. Colesandidae türleri derin denizlerde dahil olmak üzere dünya okyanuslarının çeşitli habitatlarında bulunurlar. Bazı türler onlar için sığ diyebileceğimiz 2000 metre gibi derinliklerde bulunurken diğerleri 4000 metreye kadar tüm okyanuslarda ve denizlerde bulunurlar. Çamur, kum ve kayalar dahil olmak üzere çeşitli alt tabakalarda yaşarlar. Derin denizlerde genellikle hidrotermal menfezlerin ve diğer kemosentetik ekosistemlerin yakınında dolaşırlar. Cinsin bazılarının biyoluminesan özelliklerine sahip olduğu da bilinir. Embara araştırmacıları derin deniz tabanında çürüyen balina leşlerinin etrafında oluşan benzersiz toplulukları incelerken bir pompon anemonu olarak da bilinen Liponeva brevisornis'in dokungaçlarına yapışmış dev bir deniz örümceği gözlemlemişler. Daha yakından bakıldığında ise deniz örümceğinin dokunaç içindeki sıvıları emdiği fark edilmiş. Başka bir deniz örümceğinin de bazı dokunaçları bütün olarak koparmayı başardığı da görülmüş. Solesandidae türlerinin üreme biyolojisi henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak diğer deniz örümcekleri gibi hem eşeyli hem de eşeysiz üremeyi içeren karmaşık bir yaşam döngüsüne sahip oldukları düşünülmekte. Larva adı verilen yavru deniz örümcekleri eşeyli üreme yoluyla üretilir ve yetişkin hale geldiklerinde okyanus tabanında dolaşmaya başlarlar. Yetişkin deniz örümceklerinin ise çoğunun eşeysiz olarak üredikleri düşünülüyor. Bununla birlikte birçok derin deniz canlısı gibi derin deniz madenciliği ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere insan faaliyetlerinin etkilerine karşı oldukça savunmasızlar. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Colesandidae derin denizlerin evi olarak adlandırılan inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği çok açık.